Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bir önceki dersimizde gaz yasalarına başlamıştık. Bu dersimizde de ikinci bölümü size anlatmak istiyorum ve takip ettiğimiz kitabımız hemen görüyorsunuz ki burada arkadaşlar 13'te 13 kampındayız AYT'de ve bakıyorum ki arkadaşlar 11'li derse kadar gelmişiz. Bence iyi gidiyoruz. Hiç aşağı kapılmaya gerek yok. Bu AYT'yi biz bitireceğiz arkadaşlar ve gazlar konusu çok önemli bir konudur. Biz burada ne alıyoruz? Gaylus ak yasası, basın sıcaklık ilişkisi, Avogadro yasası, hacim mol ilişkisi, gazlarla grafik çizme ve formül türetme gibi kavramlar üzerine konuşacağız ve dersimin sonunda da ünitemizin 19. sorusunu çözerek iyice anlayıp anlamadığımızı görmek istiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, hepinize iyi dersler diliyorum. <laughs> Şimdi gaz yasalarına baktığımız zaman ne göreceğiz? Arkadaşlar ben geçen dersimizde Boylu ve Charles'ı anlatmıştım. Bu dersimizde ise Gaylusak ve Avogadro yasasını size anlatacağım. Ve asıl ulaştığım nokta da aslında Paranvarsnerat, PVH'tir, işte, NRT. Ben e, bunu kullanarak aslında gaz yasalarını yorumluyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim çünkü akılda kalıyor böyle. Hani çok farklı anlattık zamanda ama en iyi anlaşılan nokta bu. Yani evet, bütünden gelme, tümden gelme dediğimiz şey bu arkadaşlar. Gay Lussac yasasına baktığımız zaman ne anlıyoruz? Şimdi bu neyle neyin ilişkisi? Bu arkadaşlar basınç ile basınç ile sıcaklık ilişkisidir. Evet şimdi bunu böyle yazalım arkadaşlar. Peki o zaman param varsın ne rahat deyince bakın basınç ve sıcaklık ilişkisi olunca o zaman ne sabit? R zaten sabit sayımızdı. O zaman hacimle mol arkadaşlar bu durumda sabit olmuş oluyor. Peki arkadaşlar. Bakın birinci durum, ikinci durum gene aynı şeyi yazacağız. Hani P1, V1, M1, T1 birinci durum için değişkenler. İkinci durumlar için de P2, V2, N2 ve T2. Bak şimdi ben buraya iki defa yazdım gene görüyorsunuz ki. Hemen birbirlerine bölelim. Bakın kendi formülümüzü kendimiz üretiyorduk. Ne diye? Gazlar çünkü kendin pişir kendin ye restoranları gibiydi. R'ler gitti arkadaşlar baktığınız zaman. Ve hacimler de eşit olması lazım. Yani demek ki kapalı kapta bu. Yani bir sabit hacimli kaptan bahsediyoruz mesela mesela. Mol de zaten değişmiyor. Demek ki bir miktar gazdan bahsediyor. Yani gaz ilavesi yok. Gaz dışarı çıkmıyor gibi düşünebiliriz. O zaman bak formülün ne kaldı arkadaşlar? Bakın burada P1 bölü P2 kaldı. O zaman P1 bölü P2 eşittir T1 bölü T2. Ya da bakın T1 ile p 2 yer değiştirebilirsiniz. Şöyle de olur. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. İkisini de yazıyorum da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Böyle bunları belirtelim, anlayalım. O zaman P ile T nasıl ilişkilidir tabii ki arkadaşlar? Tabii ki bunlar bakın biri artarken diğeri artıyor. Mesela T'den 2 T'ye çıkarsa sıcaklık artarsa basınç ona göre değişecektir ve doğru orantılı olarak değişecektir. O zaman ne diyoruz? Doğru orantılıdır diye buraya yazabiliyoruz. Evet şimdi bakalım yorumlayalım. Bakın şimdi ikisinde de dörder tane molekül olan bir kaptan bahsediyoruz. Yani iki tane kap var. V hacimli, V hacimli. O yüzden bakın hacimler sabit ve moller de sabit. Şimdi bakın sıcaklığı ne yapmış? Burada T kelvin. Mesela bunun bir hızı vardı. Ne yapar? Buralara böyle çarpacak tabii ki arkadaşlar. Sıcaklık 4T. T'ymiş. Ve buradaki basıncımızın da biz P olduğunu varsayalım. Şimdi paran varsa ne rahatı yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bak ne sabit? Hacim sabit. Ne sabit? R sabit. Ne sabit? Mol sabit. Bak T iken basıncımız P'ymiş. Peki sıcaklığı 4 T yaparsam bu molekül buraya ne yapar arkadaşlar? 4 defa çarpmaz mı? O zaman ne olur bu durumda arkadaşlar? Basıncımız sıcaklık 4 T iken basıncımız da 4 P Olacaktır. Yani hızımızı artırıyoruz dolayısıyla. O zaman bu duruma ne olur arkadaşlar? Basınçta bu duruma 4P olacaktır. Çünkü daha fazla kuvvet uyguluyoruz bir müzeye. O zaman demek ki basınçla sıcaklık doğru orantılıdır. Peki bak birimimiz Kelvin ise Celsius ise. Aynı şeyi hacimde yapmıştık hatırlarsanız. Eğer Kelvin ise şu noktadan itibaren bahsediyoruz. Evet böyleye bakacağız. Basınç da hacim orantılı ve sıfır kelvin'e gidemediğimiz için o yüzden burayı nokta nokta şeklinde gösterebiliriz. Eğer Celsius ise bak şuradan başlar. Değil mi? Normalde. Çünkü sıfır, sıfır santigrat derece demek aslında 273 kelvin demektir. Aslında biz şu noktaları falan gösteriyoruz. Hatta bu grafiği böyle uzatırsak. Uzatalım isterseniz şöyle. Uzatalım. Şöyle yine nokta nokta yapacağız. Bak şurası şöyle. Bak şu nokta aslında sıfır Kelvin ya da işte Celsius olduğu için de zaten eksi 273 santigrat derece. Bak bunu böyle uzatsak zaten aslında aynı şeyi. Bak grafiği burada görebiliyoruz. O yüzden santigrat derece grafik buradan o geliyor. Eğer Kelvin ise grafik buradan geliyor diye söyleyelim. Şimdi devam edelim bakalım. Sorularımız var. Evet. Şimdi 546 santigrat derecede sabit hacimli bir kapta. Bir kabımız var arkadaşlar. İçerisinde ee, C2H6 etan gazımız varmış. 546'ymiş ve basıncı da 228 milimetre civaymış. Pekala bu durumda diyor ki gazın sıcaklığı 0 santigrat dereceye düşürülürse. Şimdi bak ne yapacaksın? Şimdi bak şimdi. Arkadaşlar paran ne rahat hemen yazacaksın. Hiç böyle hocam işte bu gaylusak mıydı? Çars mıydı? Efendim avagal hiç düşünmene gerek yok. Ne yapacaksın? Paran ne rahatı biliyor musun? Tamam. Yani senin burada olayın bu. Tamam mı? Hani kendin pişir kendin ye restoranları gibi. Senin elinde bir parça etin var. Etini İstediğin gibi pişirme şansına sahip. Ocak da var çünkü burada bunu yazacağız. Şimdi ne diyor arkadaşlar bize burada? Diyor ki arkadaşlar 228 mm civa ve sıcaklık verilmiş. Bir miktar gaz bak. Bir miktar gaz deyince gaz ilavesi yaptık mı? Yo gaz gitti mi bu sistemden? Hayır. O zaman mol sabit. Peki R zaten sabittir ve e, burada baktığımız zaman sıcaklıkla alakalı bir değişiklik var ve sabit hacimli kap demiş. Bakın hacim de sabit. Ya yani kapalı bir kap. O zaman bak ne kaldı? P ile T kaldı. O zaman birinci durumdaki basınçın ikinci durumdaki basınç oranı eşit olması lazım. İkinci, birinci durumdaki sıcaklığın ikinci durumdaki sıcaklığı oranı. Ama burada bakın sıcaklığın birimini ne alacağız? Kelvin derecesi alacağız. Bu çok önemli. Şimdi başlangıç basıncını 228 mm civa ki bakın bu kaç atm'dir? Şimdi şöyle düşünelim. Bir atm 760 mm civa idi. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bilmemiz, bunu bilmemiz gerekiyor zaten. 228 mm civa acaba kaç ATM'dir? Bakın ne oluyor arkadaşlar bu 3 katı değil de 0.3 katı yani baktığınız zaman. O zaman P birimiz 0.3 ATM'ymiş. p 2 arkadaşlar biz Bilmiyoruz. Yani son basıncı bilmiyoruz. Peki başlangıç sıcaklığımız neymiş? E, 546 sant santigrat derece. Yani 546. Ya hemen ne yapıyoruz? 546'ya 273 eklersek arkadaşlar ne oluyor bu durumda? 819 oluyor. Yani başlangıç sıcaklığımız 819'muş. Son durumda da 0 santigrat derece. Yani 273. Yani 273'ün katları aslında bakarsınız. Hatta bak 819, 273'ün 3 katıdır. O zaman bak şuradan e, 3 tane P2 eşittir 0.1 olduğuna göre P2 bu durumda 0.1 atm olmuş oldu. O zaman arkadaşlar son basıncımız 0.1 atm oldu. Evet sıcaklığı bu şekilde düşürdüğümüz için basınç da düşmüş oldu. Devam edelim bakalım. Şekilde eşit hacimli kaplarımız var. A ve B gazları varmış arkadaşlar. Bak eşit hacim bu tamam. A ve B gaz örnekleri varmış. Sıcaklık basınç ilişkisini vermişler. Şimdi bakın bu tarz sorularda size tavsiyem şu bir yerden dikmeyelim. Bir sıcaklığı sabitleyelim. Bak şimdi param varsa ne rahat ya. Mesela ben ne yaptım? Hacim zaten ortaktı, sabitti. Hani öyle diyor eşit hacim diyor. Sıcaklığı da ben eşitledim bu durumda. R zaten sabit. E ne oluyor arkadaşlar bakın? Molle basınç Doğru rantılı bakın burada. Yani bu aslında Dalton yasasıdır da bunu da burada hani görmüş olduk aslında. Dalton yasası diye ben yasayı vermedim ben normalde ama bu bir Dalton yasası. Basınç tacı bu durumda doğru olmuş oluyor. Dalton yasası ol olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne olmuş oluyor baktığınız zaman? Bak A'nın basıncı bu kadarken B'nin basıncı da bu kadar. O zaman bu durumda PA PB'den büyük ise arkadaşlar yani ne diyor arkadaşlar? Bu şekilde bunu yazabilirsek n A da en B'den büyüktür. O zaman demek ki A, moller arasında ilişki budur. Peki sıcaklık birimi bak nereden başlamış? Şöyle gidiyor değil mi grafik? Şu noktadan başlamıyor. O zaman demek ki bu grafik sıcaklığın birimi Celsius olması lazım. Kelvin demiş. Olmaz. Hata yapmış t mutlak sıfır. Bak t zaten ne demek? Bu aslında sıfıra gelmiş. Eksi 270 santigrat derece. Ya da sıfır kelvin diye kabul ettiğimiz değer. Çünkü orada artık bakın sıfıra inmiş artık. Bakın görüyorsun basınç yoksa sıcaklık olmadığı içindir bu. O yüzden bu da doğrudur. Cevap da burada denizi olacak. Hadi bakalım. Şimdi gelelim ikinci ya yasa, e, yasamıza. Yani bu dersimizin ikinci yasası ama son yasamız aslında bakarsanız. Şimdi burada Avogadro. Avogadro deyince ne anlıyorsun? nedir Avogadro? Avogadro sayısını diye düşünüyorsun değil mi? Evet bu çok önemli. Avogadro yasası nerede kullandık peki hala bunu? Biz 6.0 çarpımıza 23'ü mol kavramında kullandık. O zaman demek ki bu neyle ne ilişkisidir tabii ki arkadaşlar? Mol ile hacim ilişki. Bir kez mol içinde olmalı arkadaşlar. Bu önemli. Peki arkadaşlar o zaman neyle ne sabittir? Basınç ile sıcaklık da sabittir. Bunu böyle söyleyeceğiz. Peki bakın iki defa yazdım görüyorsunuz. Şimdi bakın bölelim birbirlerine. Hani P1 V1 şunu farklı kalem yazalım. Bu bitmiş herhalde. Evet. P1, V1, N1, rt 1 P2, V2, N2, rt 2 Şimdi R'ler zaten birbirini götürdü mü? Bence götürdü. Peki ne demiş arkadaşlar? P ve T sabit. Yani P1 ve P2 sabit. He hocam diyor hemen arkadaşımız İsmail. Diyor ki hocam bu P sabitse bu kesinlikle pistonlu kaptadır veya bir balondadır. Evet İsmail haklısın. Kesinlikle sana katılıyorum. Dolayısıyla devam ediyoruz. Şimdi T de sabit. Sıcaklık değiştirmiyormuşuz. Bak ne oldu? Formüle bakar mısın? Kendi kendine çıktı. O zaman V1 bölü V2 eşittir N1 bölü N2. Yani şimdi balonun içine üflediğimiz zaman ne yapıyor? Hacim artıyor. Üflediğimiz zaman hacim artıyor. Üflediğimiz zaman hacim artıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar e, mol giriyor için içerisine. Mol artıyor. Madde miktarı artıyor. Mol demek madde miktarı demektir. Mol artarsa gazın hacmi de artar arkadaşlar. Bak bunu böyle yazabilirim. V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2. Değil mi? Bunu bu şekilde yazabileceğimi Tuğçe de zaten gördü. Evet. N ile T nasıl ilişkilidir arkadaşlar o zaman? Bakın mol artarsa hacim artıyor. Mol azalırsa mesela balonun ağzından bir kaçak var. Ne oluyor? Hacmi sönüyor gidiyor. Hani gördüğünüz zaman o zaman nasıl orantılı? Tabii ki bunlar doğru orantılıdır diye de buraya hemen yazdık arkadaşlar. Şimdi bakalım ne var elimizde? Elimizde görüyorsunuz bakın bir tane pistonlu kap var. iki tane pistonlu kap var. Aynı ortam bunlar helyum gazları var. Helyum bakın burada e, belli sayıda burada ise belli sayıda atomu var görüyorsunuz ki. Biri 0.3 molmuş biri 0.9 molmuş. Peki burada arkadaşlar bak basınçlar zaten aynı ortam olunca mesela P kadar oluyor. Aynı ortam zaten görüyorsunuz. Sıcaklığı T'ymiş vermişiz burada. O zaman bakın şimdi e ne oluyor? Param var ne rahatı yazarsak tabii ki. Bak basınçlar sabit. Pekala yani sıcaklıklar sabit. R'ler sabit. O zaman V1 bölü V2 eşittir. N1 bölü 2 formülü olmaz mı? Hani birinci ortam ikinci ortam. Bakın buradaki molümüz 0.3 buradaki molümüz 0.9. O zaman buradan ben V dersem hacmine bunun hacmi ne oluyor? 3V olmak zorunda. O zaman bakın şöyle bir grafiği hemen yazabilirim. Yani bakın işte N1'e karşı V1 işte N2'ye karşı işte hatta e, e, yani şöyle e, V2 yani 2V yazabiliriz ya da V yazabiliriz buraya. İşte N3'e karşı arkadaşlar 3V yazabiliriz. Hani N 2N 3N yazabilirim. Ben öyle yazabilirim tabi görüyorsunuz ki bu şekilde bunu ifade edebilirim değil mi? Doğru ya. Evet, bir artarken diğeri de artıyor. Şimdi bakalım bununla ilgili güzel sorular vardır. Bunları çözelim. İdeal pistonlu kapta 6 gram NO gazı varken kabın hacmi 0.5 litredir demişiz. Kaba dışarıdan bir miktar 0.8 mol e, propan gazı geliyormuş. Buna göre basınç ne olur diye, hacim ne olur diye sormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar ideal pistonlu kap. Paran varsa ne rahat. Şimdi başlangıç P1, ya birinci durum ve ikinci durum. Şimdi bakın burada birinci durumdaki gazın basıncı zaten P0 kadar değil mi? Evet P0 kadar basıncımız. Peki son durumdaki basıncımız ne oluyor? Gaz ilavesi yapıyoruz. Yani NO tek başına P0 kadar basınç yapıyordu başlangıçta. Ama ilave ettiğim propan gaz ile beraber toplam basıncımız gene P0 kadar olacak. Çünkü bu basınç değişmez. Çünkü bu piston ideal piston. İçerideki basınç direkt P0'a eşittir arkadaşlar. Pistonu serbest tutmuşuz. O zaman bakın basınç sabit gitmedi gitti. Peki hacmi düşünelim. Şimdi arkadaşlar bunun hacmi 0.5 litreymiş. Bunun hacmini soruyor zaten V kadar diyelim. Bu hacmi bilmiyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Mol bak şimdi bu 6 gram NO. 6 gram. Şimdi NO'nun mol sayısını hemen düşünelim. Neydi olayımız arkadaşlar? M bölü MA değil mi? 6'yı neye böleceğim ben? NO'nun MA'sına yani 14 artı 16'ya 30'a böleceğim. Yani 0.2 mol maddemiz. Hani 6 bölü 30 0.2 mol. Başlangıçta bu kadar molümüz var. Peki son durumda 0.8 mol daha geliyor. 0.2 mol vardı. NO 0.8 daha ilavesi yaptık. Ne oldu? Son karışımımız 1 mollük bir gaz karışımı olmuş oldu. Evet devam ediyoruz. Peki R zaten sabit. Sıcaklık bir şey söylemiş mi? Hayır söylememiş. Demek ki sıcaklık sabit. O zaman formül ne olur? V1 bölü V2 N1 bölü N2. Çünkü bakın formülün iki tarafında V ve N kaldı. V1 bölü V1, V2, N1 bölü N2. Bu kadar basit olayımız. Peki bu duruma ne yapacağız arkadaşlar? V1'imiz 0.5 litreydi. V2'miz V kadar kabul etmiştik. Mol sayımız da 0.2'den 1'e çıkmış oldu. Bakın mol sayımız 5 katına çıktığına göre hacim de bu durumda 5 katına yani iki buçuğa çıkacaktır. Evet böyle yazabiliriz. Devam. Evet. Şimdi grafikte elastik bir balonda, elastik bir balonumuz var arkadaşlar. Nedir buradaki? Helyum gazımız varmış. Helyum gazının basıncı direkt neye eşittir? P0 eşit. Yani burada P sabit bir kere. Evet. Sıcaklık hacim grafiği verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi sıcaklığın birimi Celsius'tur. Bak şuradan başlıyorum değil mi? Eğer buradan başlarım Kelvin'de. Buradan başlarsak tabii ki bu Celsius oluyor. Doğrudur arkadaşlar. X noktası da mutlak sıfır noktasıdır. Yani eksi 273 santigrat derece oluyor. O da arkadaşlar ne oluyordur? 0 Kelvin oluyordur. Daha önce de soruda söylemiştim. Şimdi sıcaklık artarsa arkadaşlar basınç artar mı ya? Tabii ki normalde kapalı kapı olsaydı artardı ama bu bir balon olduğu için balonlarda basınç sabittir. O yüzden bak ne oluyor biliyor musunuz burada? Param var ne rahat. Şimdi bak basınç sabit ya. Sıcaklığı artırıyorsunuz. Mol de sabit zaten değişmiyor. Peki R sabit. Sıcaklık artarsa bu duruma ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Hacim artıyor. He. demek ki ne oluyor bu durumda? Gazın balonun büyüdüğünü düşünebilirsiniz. Değil mi? Balonun büyüdüğünü düşünebilirsiniz. Balon büyürse arkadaşlar belli bir süre sonra patlayacak tabii ki. Yani çepelleri dayanamazsa patlayacak. Ama yoğunluğu mesela yorumlayalım. Değiştir en ve Kütle sabit. Hacim arttı. Yoğunluk. Mesela gaz yoğunluğu azaldı da diyebilirdik arkadaşlar. Mesela çarpışma sayısı da mesela düşünebiliriz. Bu da azalıyor. Değil mi? Baktığınız zaman. Hacim arttığı için çarpışma sayısı azalır. Sıcaklık artarsa basınç artar ifadesi yanlış oluyor. Dolayısıyla cevap burada Denizli. Evet bunu böyle söyledim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kimyacı. Şimdi neon ve yine burada etan gazı yazmışım. Şimdi neon gazı burada. Birinci bölmede. Etan gazı da sağ tarafta. Şimdi M1 ve M2 muslukları aynı anda açılıyor. Tamam açtık. Ve diyor ki birinci bölgeye başlangıç miktarı iki katına çıkıncaya kadar neon gazı. Şimdi öncelikle bakın şimdi daha sisteme yani bu tarz sistemlerde daha hiç böyle soruyu bile okumadan şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi bak bu pistonlu kap değil mi? Pistonlu kap dolayımız neydi? Buranın basıncı P ise buranın basıncı da P'dir arkadaş. O zaman şimdi bak paran varsa ne rahatı yazıyorum. Şimdi bak bunlar aynı sistem yani aynı sistem içerisinde olduğu için aynı sıcakta zaten R'ler, T'ler sabit. P'ler de sabit pistonlu kapı olduğu için. R'ler de sabit. O zaman bak ne oluyor? Bunların başlangıç molleri hakkında yorum yapabilirim. O zaman bak şimdi V1 bölü V2 eşittir N1 bölü N2 değil mi? Evet doğru. Bak buranın hacmine bakarsak buranın hacmi V kadar başlangıçta görüyorsunuz. V kadar. Peki buranın hacmi 1, 2, 3, 4, 5. Bak buranın hacmi de 5 V kadar. O zaman arkadaşlar bak V bölü 5V ise o zaman e, neonun molünün e, etan gazının molünün oranı da 1 bölü 5. Yani şöyle aslında eğer sen şimdi şöyle bir şey yaparsan eğer neonun başlangıç mol sayısına N mol diye kabul edersen başlangıçta buranın mol sayısı da 5N mol oluyor tamam mı? Evet. Bu yüzden piston burada evet dengeliyorlar yani birbirlerini. Peki sonra diyor ki birinci bölgeye evet şurasına birinci bölge burası. Ne diyor arkadaşlar? Birinci bölmeye neon gazın e, e, ne demişiz? Başlangıç miktarı 2 katına çıkıncaya kadar neon. Yani N mol vardı. N mol daha ilavesi yapıyoruz ya. Yani o zaman buranın molü ne oluyor? Buranın arkadaşlar. O zaman bu durumda 2N mol Neon olmaz mı? Pekala. Ne diyor? İkinci bölgede c 2 6 gazının da %40'ı dışarı gidiyormuş. Ha bak 5N mol var. 5N'in %40'ı. 40 bölü 100'ü. Yani 2 bölü 5'i aslında. Dışarı gidiyormuş arkadaşlar. 2 bölü 5'i dışarı giderse 2N'in dışarı gitmek demektir. O zaman bakın burada 5 mol varsa 2N'i dışarı gitti. Ne kaldı burada arkadaşlar? 3N mol kaldı. Evet. Peki o zaman şimdi bak. Ne olur piston. Bu piston burada kalır mı? Kalmaz. Neden? Çünkü bakın paran varsa ne rahatı bir daha yazıyorum tamam mı? Her ikisinin basıncının eşit olması lazım bir kere. Çünkü piston varsa. Piston varsa içer bu basınçla bu basınç eşit olacak. Peki hala R zaten sabit. T de sabit. O zaman hacimi, molleri neye bağlı? Yine e, hacime hacim, hacimlerin e, neye bağlı? Mole bağlı. O zaman ne olur bu durumda? V1 bölü V2 diyoruz. Eşit olmalı. Bak buranın mol sesi n iken 2 oldu. Buranın mol sayısı da 5 gen 3 gen oldu. O zaman demek ki 2 bölü 3 oranı olması lazım oranlarda. Şimdi bak tam şuraya gelse M noktasına geldiğini düşünelim pistonun. O zaman bak şimdi 2V'ye 1, 2, 3, 4V olmadı kurtarmadı. Tam Y'ye gelse Arkadaşlar 1-2-3V'ye 3V olmadı He, fazla oldu bu sefer de. o zaman nereye gelmesi lazım He, demek ki tam şuraya gelmesi lazım araya bir yere gelmesi lazım ki hani burasının hacmi 2V iken buranın hacmi 3V olsun ve denk gelsin o zaman sistemde MY bölgesine gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar hadi bakalım devam ediyoruz şimdi burada ne var? Burada ise arkadaşlar A ve SO3 gazlarının bir sistemi var. Yine benzer bir soru. 3 tane benzer soruyu ardı ardına yazdım ki. Neden? Çünkü hep bunlarda zorlanıyorsunuz. Özellikle sizi biliyoruz artık tanıyoruz. Hep benzer benzer sorularda. Yani hangi soruda zorlanacağınız çok iyi bildiğim için. O yüzden bu tarz sorular yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ideal pistonla ayrılmış eşit bölmeli sistemde 2.4 gram SO3 gazı varmış. Peki bu kaç moldur? Şimdi onu düşünelim hemen değil mi? Mol bizim için önemli bir nokta. Mol'ü bilmezsek olmaz. Şimdi şimdi arkadaşlar bak SO3 gazını ben tanıyorum. MA'sını belli. Hemen 80 geliyor galiba. Yanlış olmasın. En böyle MA alan yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. 2.4'ü MA'sı olan kükürt 32 artı 4 kere 16 80 gelir. Yani 2.4'ü 80'e bölersem 2.4 bölü 80'den e, ne gelir? arkadaşlar burada baktığınız zaman 0.03 mol mi geliyor? Yani yanlış olmasın da böyle bir şey geliyor galiba değil mi? Böyle bunu yazabiliriz. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar bu durumda bu e, şunu 24 mi yazacaktım aslında ya. Bir yerde bir hata yaptık galiba. Arkadaşlar şu 24 olacaktı. Ben yanlış yazmışım. Şu 24 o zaman farklı çıkar çünkü. Şunu 24 yapalım soruda. O zaman ne olur? Size kitabınızdan düzeltin arkadaşlar. Burada gözümden kaçmış. Burada 0.3 mol olması lazım. Çünkü öteki türlü çıkmayacak. Evet. 0.3 mol maddemiz var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 0.3 mol maddemiz var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne var diye bakarsak bak hacme bakarsanız 1, 2, 3 V hacmimiz var burada. Peki buraya bakalım buradaki hacimimiz de V kadar hacmimiz var görüyorsunuz şimdi değil mi? Şimdi bak paran varsa ne rahatı yazıyorum ben bunu böyle halletmiş oldum. Peki şimdi bakın her ikisinin de basıncı nedir? Zaten eşittir değil mi? Basınçlar eşittir. Çünkü bunlar pistonlu kaplar. Peki arkadaşlar baktığınız zaman sıcaklıklar aynı ortam eşit. R'ler eşit. O zaman mole karşı hacim ilişkisi düşünebilir miyiz? Bak 3 V'ye karşılık V ise 0.3 mole karşılık. O zaman A gazının mol sayısı da bir zahmet 0.1 mol olması lazım değil mi? 0.1 mol A olması gerekiyor içerisinde. Evet. Pekala. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar bu durumda? 0.1 mol A. Peki bu kaç grammış? 3.2 grammış n eşittir m bölü m Yani a'nın mol sayısı a'nın kütlesi a'nın molekül ağırlığı. 0.1 mol eşittir 3.2 bölü m olursak bak m a ne oluyor bu durumda? 32 olması lazım. ya yani 32 olan bir gaz arıyorum arkadaşlar orada. Hangidir o? Oksijen gazıdır diye söyleyelim. Arkadaşlar şu 2.4'ü yanlış yazmışım. Burası 24 olacaktı. Düzelttim. İnşallah e, problemi çözdük arkadaşlar bu şekilde. Şimdi gelelim dersin başında atladığımız bir soru vardı. Ona bakalım. Benzer bir soru ama yine de bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Gene helyum ve metan gazlarını koymuşuz. Görüyorsunuz ki M musluğundan Şimdi bu şekilde dengedeymiş. Hem daha bak hiç daha soruyu okumadan şöyle şöyle yazabiliriz. Paran varsa ne rahatı yazıyoruz. Şimdi her ikisi de zaten sıcaklıklar eşittir. R eşittir. Bakın e, mol zaten eşit. E, basınç zaten eşit. Çünkü buranın basıncı neyse buranın basıncı odur. Peki buradaki hacim neye bağlı? Mole bağlı. Şimdi bakalım buranın hacimi 2V hacim. Görüyorsunuz ki burası 2V. O zaman 2V'ye karşılık ne kadar hacim varmış? 1, 2, 3, 4V'de CH4'ün hacim varmış. Dolayısıyla N e, helyum bölü N CH4 dersem 2V'ye 4V demek aslında 1'e 2 demek. Yani burada n mol helyum varken 2 n molde de CH4 var diye ben bunu söyleyebilirim. Peki hala. Şimdi bak başlangıçta böyle dengelenmiş. Peki ne yapıyoruz? M musluğundan sistemden buraya içeri 8 gram e, D ko e, helyum koyuyoruz. 8 gram helyum. Bak ama bize bunun tabi molü gerekiyor. 8 gram helyum ne demek? Helyum mol sayısı n bölü ma'dan 8 bölü ma'sı da 4 arkadaşlar 2 mol. Demek ki dış sistem içeriden arkadaşlar 2 mol e ne yapıyoruz? Helyum burayı gönderdim. Peki. 2 mol helyum gönderirsem ve diyor ki artık sistem bu durumda artık D'de sabit geliyormuş. Buraya denk geliyormuş. Şimdi arkadaşlar bakarsanız hani bak yine param var ne rahat yazıyorum. Yine iki tarafın basınçlarının eşitlenmesi gerekiyor. Çünkü buranın basıncı neyse burası basıncı olması lazım. Piston bize bunu söyler. Sıcaklığımız sabit zaten. R'imiz sabit. Hacimle molün o zaman dengelenmesi lazım. Yine ne olur? V1 bölü V2 n1 bölü n2 olmayacak. Tabii ki. Peki arkadaşlar. Şimdi bak. D noktası neresi biliyor musun? D noktası tam da bu işin ortası. O zaman demek ki burası v kadarmış. Burası da v kadar. Bak 3 hacim var burada. Ee, evet. Pardon. 1. Tabii. 1 2. 3 hacim var. Burası 3 Tam v'ye v, v geldi. Eşitlik gelmiş o. Sıkıntı yok. O zaman hani v1 eşittir v2 ise n1'in de n2'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar n artı 2 mol helyumun mol sayısı direkt 2n mol CH4'ün mol sayısı taşıt olması lazım. O zaman bu durumda 2 eşittir n olmuş oluyor. Evet. Bize ne sormuş? Bize sorduğu şey şu. Kapta kaç gram CH4 vardır? Şimdi kapta ne vardı? 2 mol. 2n mol vardı. Yani 2 kere 2'den 4 mol CH4 var. 4 mol CH4 kaç gramdır? N eşittir. N bölü MA'dan bulabiliriz. Tabii ki. 1 molü 16 gram zaten. Eee... Çünkü MAS 16'lı olduğu göre 4 molü de 64 gram yani cevap da burada Bursa olmuş oluyor. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Bence güzel sorulardı. Hadi bakalım şimdi bence ideal gaz denklemine de hazırız diye düşünüyorum. Ödevlerinizde mutlaka yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu arada mesela bu kitaptan bakabiliriz. Mesela şimdi biz burada bölümlendirmiştik zaten. Şu anda biz neyi gördük? Gazlardan gaz özelliklerini gördük. Gaz yasalarını da bitirdik. Dolayısıyla şimdi mesela bu kitaptan yani Kimya Adası kitabımızdan 26 ile sayfa 31 arasındaki soruları mutlaka yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki yapalım ki bir sonraki videoya kadar da hazır edelim. O yüzden ben video arasında boşluk bırakıyorum ki soru çözmenizi istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>